Merhaba Webtekno takipçileri. Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte internetten 29 TL'ye almış olduğumuz küçücük chipsetle üstün Rus hacker ürünüyle Wi-Fi jammer yapacağız. Öncelikle şu uyarılarımızı yapacağız abi. Bunun kanunda bir karşılığı var. Bu yaptığınız işlemi eğer evinizde yaparsanız ve bunu kullanırsanız bizim yapacağımız şekilde hapse girersiniz. Sen niye yapıyorsun? Biz yapmıyoruz. Böyle bir aletin varlığından bahsediyoruz. Biz sonuçta bunu sipariş ettiğin anda gelir gelmez işte evde takıyorsun adaptörü bir anda bütün wifi'leri jamliyor falan öyle bir şey yok arkadaşlar. Ben gittim üstün yüksek bilgisayar mühendisiyim ben bildiğin gibi abi. Evet. Rus hacker kardeşlerimize irtibata geçtim. Çin'deki arkadaşları devreye soktum ve bunun için özel birkaç tane yazılım yaptırdım. Aslında şakalar yapabilirsiniz. İçeriğin siz o kısmına odaklanın. Evet mesela masaüstü bilgisayarın var. Üzerinde Wi-Fi yok. Bunu takıyorsun. Masaüstü bilgisayarın artık Wi-Fi çekmeye başlıyor. Bu mudur? Mudur. Ya çok emin değilim abi o kısımdan da. Hackerlar orada birazcık şey kalmış. Bu bir Wi-Fi modülü. Üzerinde düğmeler var bunun. Çağdaş basayım mı? Basma. İkisini aynı bozulur. Anda. Çok hassas alet. Bakın arkasında özel köpükler var. El işçiliği tamamen. Bunu Çağdaş bir powerbankle çalışabilecek şekle getirir. Şimdi evet. Powerbank neden bunun üzerinde? Bunu şarj ediyor. Bir alakası yok. Bunu normalde bir önce bilgisayara takıyorsunuz, bir ton program yazılım, birkaç saat bekliyorsunuz falan filan. Ondan sonra bu çalışmaya başlıyor. Mavi ışığı görüyor musunuz? O mavi ışık Morse alfabesi. Şu an aletimiz enerjisini powerbank'tan alıyor. Ben cihazı daha önce tanımladığım için ayarlara giriyorum. Burada direkt zaten Wi-Fi açıldı bende. Evet. Şu an bir stüdyoya bağlıyız. Şu Pwned, P-W-N-E-D yazan var ya. PW. Aynen. Çok iyisin abi yani. Düzeltmek için teşekkür ederim. Nasıl ambiyansı bir anda. Ne ya da şimdi? PWNED olana tıklıyorum. Evet şu an bu cihaza bağlandık. Bağlandıktan sonra arkadaşlar buradan tarayıcıyı açıyorum. Tarayıcı üzerinde üst kısma bir IP adresi yazıyorum. Evet. O yazdığımız IP adresi de bu cihazın IP adresi oluyor. Şimdi abi bu ekran bizi karşılıyor. Scan for Wi-Fi Access Point. Yani isminden de anlayabileceğimiz gibi Wi-Fi'ları tarıyor. Şimdi biz buna bir taratalım Wi-Fi'ları. Evet taradık arkadaşlar. Taradıktan sonra burada şu an bu çektikleri yani bizim ofiste var olan bütün Wi-Fi'leri görüyoruz. Biz burada tabii ki de test amaçlı ve şaka amaçlı bir şey yaptığımız için ilk aşamada stüdyoya. Select diyorum abi buradan. Yani bizim kattaki A. Başka kimseyi etkilemiyor. Buna mesela select diyorum. Şu an seçildi. Bu işlem seçildikten sonra üstte yer alan Attack'a tıklıyorum. Şimdi burada 4 tane seçenek var. Dayot dediği şeyi şimdi yapayım. Tamam Dayot'u şu an startladım. Hadi stüdyoya bağlanmaya çalış. Tıkladım. Bağlanır, bağlanıyor, atar. Gidiyor. Bağlan. Bir daha atar. Bağlanıyor, atıyor. Anam. Kardeş ne yaptın? Düzelteme. Düzeltme kısmı sorunlu. Yani fişini çekmeden düzeltmeyi bulamadık. Şu an sürekli bağlantı geliyor, gidiyor. Gider gider geliyor. Bağlanıyor diyor, gidiyor. Anam gitti. Şimdi şaka bir yana durdurdum arkadaşlar atağı. Süper evet, bir. Bağlantı kuruldu. Şu an Lütfi'nin telefonunda bağlantı kuruldu. Bir şurada Beacon Clone diye bir şey var da. Mesela yapabileceğiniz şaka şu. SSID's kısmı var ya bak burada 0.64. Evet, gibi. Evet. Aynen şimdi ben buraya. Seyirciler görsün, sen görme. Hadi bakalım. Ne gelecek çok merak. Lan Lütfi. Evet söylemediği için ben göremiyorum. Ha doğru. Sen nasıl bir? Hala söylüyor. Ne göreceğim büyük sürpriz oldu şu an. Hazırladım listemi. Lütfi'den çok gizli. Şu an listeme bak start dedim. Bekleyelim. Gelecekler bak şimdi. Aha. Adamsın bir lan Lütfi nasıl ya o kadar. Bu kadar A varmış gibi gösteriyor. Bağlanmaya çalışayım mı? Bağlanamaz. Kendime bağlanayım. Tıkladım. Direkt attı. Evet hiçbir şey olmuyor. Burada yapabileceğiniz bir işlem daha var. Mesela şöyle şunu clear yapayım. Şunu temizledim ekrandan. Random derim. Buraya bir sürü isim atarım abi. Buna stop derim. Tekrar canlıya alırım. Yapmayın. Telefon patlayacak şimdi. Anam. Evet. Oğlum bunu ben evde falan görsem yemin ederim telefonu atarım camdan aşağı atarım şöyle bir şeyi görsem. Taarruz var derim valla. Oh bu ne ya? Bu bayağı enteresan ki buraya 64 tane tıklayayım mı Çağdaş? Tıklasam da bir şey fark gitmesin etmiyor. Gitmesin telefondaki bilgiler. Bilmiyorum o kısmını ama sonuçta ne olur ne olmaz. Soğumu biz de fişini çektik ve bilgi milgi kalmaz. Şimdi buna tekrar stop diyorum. Yani arkadaşlar burada Beacon Clone diye bir muhabbet var. Mesela onu da ben çok seviyorum. Şöyle yapacağım. O ne hocam? Şuraya Lütfi'nin görmeyeceği bir şey yazayım. Sessiz söyle de görmemiş olayım. Bu benim gerçekten çok görmek istediğim bir şey. İşte buradan bir clone dediğimde startladım. Birazdan Lütfi. Geleyim tekrar aramaya? Gel abi. Aa bu niye stüdyo diye aldı? 756 tane stüdyo oldu şu an Çağdaş. Ne yaptın ya? Bak bazıları da az çekiyor bazıları çok çekiyor ha. Bir dakika o yanlış o stüdyo. Beacon list demem lazım. Şimdi. Şimdi ayva yedim şimdi mi? Şimdi ayva yedim. Bir dakika. Bir tane Lütfi geldi. Evet. Ha dur dur clone. Şimdi buldum. Oradan clone'a basıyoruz. Peace out.
Şimdi oldu, şimdi oldu. Arıyorum. Şimdi Lütfi'nin özlem duyduğu hayat bu. Işıl ışıl her yer, her yer sanki Lütfi. Bildiğiniz komedi dükkanı. Velhasıl kelam, uzun lafın kısası alet aslında... Alet tehlikeli bir alet. Kesinlikle tehlikeli bir alet. Arduino ile çalışıyor muhtemelen, yani öyle tahmin ediyoruz. Bilenler varsa yazabilirler detay kısmına. Zaten zahmetli ki zaten yasalarca da yasaklanmış bir şey. Evet, korunan bir durum, sadece bilginiz olsun diyelim. Bunu denemenizi kesinlikle önermiyoruz. Şimdi bir USB killer değil hocam. USB killer bence daha tehlikeli bundan. Kesinlikle daha yani tehlikeli. Onun USB killer ölüyor yani. Aynen öyle oluyor. Diyelim ve bir vicdansız alet serimizin daha sonuna geldiğimizi belirtelim arkadaşlar. Son olarak da kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa onu yorum bölümünden bizlere ulaştırın. Bir de böyle sağda solda vicdansız aletler görüyorsanız mutlaka onu da yorum bölümünden yazın. Alalım, deneyelim arkadaşlar sizin yerinize. Bir de 3 milyon abone olmak üzereyiz artık. Şu kanalı 3 milyon yapalım yani. Elden ele. Hoşçakalın, görüşürüz. Görüşmek üzere. Ekranda durmakta olan bağlantılara tıklayarak bambaşka bir Tekno videoları izleyebilirsiniz. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz. Abone olabilirsiniz.